Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm en son şurada Vilandia ordusunu çok pis tokatladık. Bizim okçular harbi çok sağlamlar. Şimdi bakalım okçular kuşatmadan asıllar diyerek kuşatma savaşını test edeceğiz. Karşısı çok sakat. 3 mancınık, 2 mancınık bir balista var. Save aldım zaten. Ölürsek save'e dönerim. Bir sonraki saldırıya bir önderlik edelim bakalım. Nasıl bir şey olacak? Otoya salacağım. Şimdi piyade yok. Normalde piyadenin duvara tırmanması falan lazım. Okçuları ikiye ayırmış. Şu ben miyim? O ben değilim. Bu benim. Rastgele kendimi bir birliğin başına atayım ben. Neyse ben de şunların başına geçeyim. Hazırız. Ne olacak şu an bilmiyorum. Dediğim gibi otoya saldım. Okçuları ikiye ayırmış oyun. Yani kapıyı kıramayacağız. Orası garanti. İçeride 100 küsur asker var. Yani yaklaşırsak iyice mal gibi toplu durmazsa bizim adamlar balistalar bize çok bir hasar veremez. Bir dur bakayım ne yapacak okçular? Duvara mı tırmanmaya çalışacaklar direkt başka bir şey mi yapacaklar? Galiba duvara tırmanacaklar. Evet abi direkt duvara tırmanacağız. Bunlar bizi vuramaz ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Duvara tırmanmak yerine beyler ok mu sıksaydık acaba? Anasını satayım yavaş. Bir şey söyleyeyim mi? Biz çok kötü öleceğiz gibi burada ya. Gerçi ok yay da çekiyor bizimkiler. Ok da sıkıyor. Bir şeyler yapıyorlar da. Yani sadece okçularla saldırmak mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Mal mısınız oğlum? Tırmanın lan merdivenden. Bak yan taraf tırmanıyor. Siz de tırmanın. Hadi bakayım aslanlar. Şurayı biraz açın. Geliyorum ben de arkanıza. Lan şurası çıksa ya oğlum. Bak. Özür dilerim. Çık lan merdivene. Çık lan. Ben çık lan. Vuracağım şimdi bak kafasından. Ya özür dilerim herif ya. Merdiveni baklat. Lan çıksana oğlum. Başkası çıksın lan şu merdivenden. Bizler bok çuvalı gibi düşüyor adamlar. Ben okçuları geriye çekip açsam mıydım acaba ya? Bu nereye gidiyor oğlum? Şu nereye gidiyor? Adam savaşı bıraktı gidiyor. Neyse onu döver bizimkiler şimdi. Mesela bu hizaya çekip buradan ok mu attırsak? Daha mantık. Adamlar kapıyı açıp dışarı çıkıyor anasını zaten. Bu ne rahatlık ya? Dayı bu ne rahatlık? Alırız savaşı da kayıp biraz fazla vereceğiz. Bizimkilerin öküzlüğü yüzünden. Merdivenden çıksalar böyle bir sıkıntı yaşamayacaktı. Gidiyorum ben ya. Ben gideyim de şurayı bir açayım bakayım. Çekil. Bir tane mal burayı bağlamasaydı. Kesiyoruz bu arada adamları şu an. Çok rahat bir şekilde. Yok abi bu fiyan şampiyonları çok iyi karakterlermiş. Onu öğrenmiş olduk. Harbi 10 numara adamlar. Kalkanımız olmasa bile çok sağlamız yani. Bak surun üstünden ok atıyorlar. Sıkın oğlum. Sık vur. Şu yanlardakileri de vurun. Bak. Boşa attık. Neyse. Bir şey olmaz. İç kaleye çekilmiş olma ihtimalleri çekilebilirler hala. İhtimal var. Benim atletizmim çok kötü. Yani şuradan devam ediyor. Onlar bizim adamlar. Yok kaçamazlar bitti ya. Bakayım 6 kişi kaçmış tamam bitti 2 kişi kaldı zaten. Aldık kaç ölü var bizden? 8. 5 tane fiyan şampiyonu öldü. O da ilk başta mallıkları yüzünden öldü ha. Bir şey söyleyeceğim çok iyi. Ben full fiyan şampiyonundan devam ederim. Hiç askerleri değiştirmeye gerek yok. Garnizon atarız ver. Dursun. Tutsakları da ver. Ya da tutsaklarla hiç uğraşamayacağım. Ya da alayım bir ara gider satar bir şeyler yaparız ya ver. Bunu da ver. Çelik sancak çıktı. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Merhamet göster. Devam et. Şimdi. Sindar'a git. Tutsakları yönet. At abi bütün tutsakları. 3 tane lord var zaten. Tamam. Garnizonu yönet. Garnizona şuradan. Ulan diye mızrakçısı, arbalecisi, çarpçuk. Şunları atalım. Vatanya askeri koymam buraya. 131 kişilik kapasitem oldu. Bitti dedik. Kaleyi yönet.
Böyle bir 20K ateşliyim. Vilandiyalı birini bulmam lazım şimdi buraya sadakat için. Sadakat yönelimi falan filan. Ne yapılıyor şimdi burada? Atölye mi yapıyorsunuz? Ben buraya bir 10K daha atayım. Şimdi bahçesi son seviye. Tahıl ambarı yapılmamış. Milis bölgesi yapılacak diyor. Atölyenin bitmesine ne kadar var? Atölye daha yeni başlayacaktı bu. Geç. Geçiş ücreti tahsildarını bırak. Milis bölgesi yapıyorsun. Milis bölgesinde salla. Panayır alanı yap. Sonra milis bölgesi yap. Sonra tahıl ambarı. Gerisine sonra bakarız. İş kalmazsa da festival oyun. Liderlik. Ne gelmiş bakalım. Kontrol ettiğin her kent için artı 5 birlik büyüklüğü. Savaşlardan sonra birliğindeki askerlerle paylaştığın tecrübeyi artı %5. Bir kentte beklerken günde 5 güvenlik kendi krallığından tutsakları birliğe alma moral yaptırımı uygulamaz. Uygulanmaz. Kendi krallığın diyor. Mesela benim krallığım şimdi. Gerçi krallığı kurunca Batanya şeyini seçeceğim. Batanyalıları yanıma aldığımda şey olmayacak. Tamam ama. Şu da mantıklı. Abim bir yanıma çağırayım. Gel sen yanıma. Şimdi bana çok seri Batanyalı birisi lazım. Bir. İki. Buranın asker toplaması açık değil mi? Sınırsız ücret asker toplaması açık. Şimdi buradan çıkacağım da içeride hiç asker yok. Burayı sürekli kuşatacaklar. O yüzden biraz buralarda takılacağız, bu civarlarda. Sen ben şimdi arkamı döndüğümde gelir buraya dalarsın. Ben seni biliyorum çakal. Ben seni bir indireyim de. Bunlar bize gelir mi? Ben ormanın ortasında hiçbir şey de görmüyorum ki. Ya bu şu az önceki şey yaptığımız haritanın. Şöyle bir gelin bakayım siz. Bak burası iyiydi az önce. Burada iyi kestiydik bunları. Gene ben adamları buraya yerleştireyim. Şöyle yayılma abi buraya. Tamam. Boşa attım bu arada. Ha. Öylesine salladım okul. Oha vurdum lan. Vay anasını be. O kadar iyi miymiş lan benim okçuluğum? Atı vurdum. Ta arkaya sıkıyorum bir de. Arkaya gidiyor. O biraz yamuk gitti. Oğlum ben bile vurabiliyorsam bizim adamlar bunları haşat eder direkt. Geliyorlar. Gelin gelin. Ben yaklaşayım da atlı okçuluğa devam ya. Allah. Neyse onu bizimkiler keser. Var. Ben şunlara sıkayım. Biraz yay hünerimiz gelişsin. Yaya puan gelsin. Ne yapacaksın lan sen, bana mı vuracaksın? Nasıl olacak o? Lordunuz mu? Aranızdaki, ortadaki. Lordunuz değil mi? Öldü galiba. Bitti mi? Sıfır kayıp. Kolaydı, gel bakalım. Bunları alalım, bir ara bir yere satarız. Güzel askerlerimizi geliştirdik. Yaya geldi mi bir şeyler? Geldi.
Dönerken %-50 isabet hassasiyet yaptırım. Formasyondaki okçulara -5 isabet hassasiyet yaptırım. Bu güzel bir şey. Artı 25 yay doldurma hızı. Yay doldurma hızı mı? İsabet daha mantıklı ya. Uzun menzilli de özellikle uzaktan sıkarken daha isabetli sıksınlar. Kaç kişi oldu kalede? 15. Çok az. Az. Bayağı az. Eksi 1'de diyor sadakat. Buraya çok seri Blandiyalı birini bulmam lazım. İsyan çıkacak. Şu yakından buranın köyünden falan asker alayım. İçeriye atalım. Başka türlü şey yapamayacağız. Şu anan avradını. Burası da şey köyü. Sen ne olacaksın? Seni piyadeye çevirir oyun otomatik. Sen gel. Süvarileri almayacağım da. Bunları şöyle yakın köylerden ne varsa bir toplayayım. Hızlıca. Burası imparatorluk yerleşkesi mi? Biz Vigdalar atlı olacağınız. Vigla da olmaz. Ulan buralar da full kale köyü. Dandik şeyleri alacağız artık. Acemileri yapacak bir şey yok. Abimiz yanımıza geldi. Güzel. Benim kaleye kesin dalacak birisi şimdi. Yok her yerde de Vigla acemisi çıkıyor. Ulan burası da mı kale köyü? Ulan bu da kale köyü. Buralar full kaleymiş. Orta işte şurada da. Sargot'a da uğrayabilirim 2 dakika bir. Yakınımda Sargot. Şu aldıklarımı bir atayım içeriye. Ne olur ne olmaz. Hemen garnizonu yönet. Bir geçin bakayım içeri. Lan diye yaveri falan yapmış. İçeride atlı var gene de yapacak bir şey yok artık ona. Biraz şöyle asker toplayıp toplayıp getirmem lazım. Sargota bir gireyim. Şehirden belki iyi asker çıkar. Tutsakların bir kısmını alsaydım lan keşke. Çık lan önünden. Nereye gidiyorsun? Benim kaleye mi gidiyorsun sen? Benim kaleye gidiyorsan daya yersin ha. Aa tutsak da veremiyorum şimdi buraya. Yanımdakini satayım gitsin o zaman. Evet burada da bir asker varmış. Mükemmel. Ticarete gir. Lootları falan için çelik sancak ne? Daha az yakın dövüş hasarı alma. Bak güzel olabilir. Daha az menzil saldırı hasarı alma. Bunu geç. Şu çelik mızrak daha mantıklı geldi. Daha az moral sarsıntısından. Bunu verdim. Diğerlerine de sancak verelim. Sende ne sancağı var? Daha yüksek yakın dövüş hasarı. Dursun. Bunda ne var? Daha az moral sarsıntısı. Tamam şu an iyiyiz. Böyle dursun. Sen hiç şeyi bozmayayım ben. Direkt loot'u bir salla gitsin. Kabile fırlatma hançeri var mı? Bir tane bir tanedir. Alalım dursun. Tüccarın parası -6.000 diyor. Bir şey olmaz. Tamam geç. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Allah Allah nasıl kuşatıyorsun sen o kaleyi? Nasıl oluyor tam olarak? Gel seni de döveyim hemen. Mesela bunların elindeki sancak bir işe yarıyor mu komutan olmadıklarında? Niye hazır veremiyorum ben? Ne var? Bu kim lan? Kesin bunu şeye atmayı... Ha, doğru az önce aldım ya. Bu adam ölecek şimdi. Neyse. Beyler sıkın direkt. Dibimizde başladı adamlar. Görmüyorsunuz mu oğlum adamları? Ya yalan atmayın bir kere ya. Adamları görmeme imkanınız var mı ya? Dümdüz arazi anasını satayım. Adamlar ormana kaçıyor. Beyler şu açıda. Gelirseniz şu açıda şöyle. Daha iyi olacak. Gördüğünüzde de sıkın. Ben de şöyle ok atmaya devam edeyim. Yay hünerimiz az daha gelişsin. Çift elliği bayağı geliştirdik. Ne oluyor? Hayırdır? Al mısınız oğlum? Okçuların üstüne böyle gelir mi lan? Bak şimdi bak nasıl ölecekler bak. Bir de yavaşlıyor geri zekalılar. Ne salak adamsınız ya.
Hepsi öldü. Survivor ölünce gerisi kolay oluyor zaten. Nasıl ok atıyorlar baksana oğlum. Ölmeme imkanı var mı bu adam? Ha bunlar da dağdan iniyorlar. Öleceğiniz siz de şimdi direkt meydanda. Nereye gidiyor oğlum benim attığım ok? Çok mu arkaya atıyorum ben? Evet çok arkaya atıyorum. Bir de bizim kalkanlara karşı bonusumuz var ya. O da güzel iş yapıyor. Yaklaşana kadar öldü zaten yarısı. Lordların indirdiğim gibi bunlar kaçar. Vurabilirsen tabi. Şimdi adamları vurmayayım da yanlışlıkla. Deyip vurdum adam öldü mü lan? Yok tamam. Bitti. Kolaydı. Gene sıfır kayıp. Çok iyi ordu bizim ya. Alırım hepsini. Bunları da alırız. Gel sen madem benim kaleyi kuşatacaktın gel ben sana kaleyi bir gezdireyim şimdi. Biniciliğe ne geldi? At sırtındayken artı 10 menzili silah hasarı. Formasyondaki atlı okçular artı 5. At sırtında artı 5 yakın dövüş hasarı formasyon. Yakın dövüş daha iyi olur ya. Yakın dövüş daha iyi olur. Kalemize bir gidelim. Birileri kuşatmadan. Aslında şu an bunlarla barışabilirim ha Blendyalılarla. Biriyle konuşup onasının gözü. 1100 kişiyi tutamayız abi biz burada. O kadar da değil. Barışalım beyler. Ne kadar para istiyorsun? Param da yok. Sıçtık. Keşke bir demir memir döveydik. İzinlere git. Tutsakları yönet. Gir lan içeri. Siz de geçin. Save'e döneceğim gibi ben ama. Çık kaleden. Farklı kaydet. Ne olur ne olmaz. Sıçtık diye bir kayıt alalım. 1100 kişi geldi. Kesin bunlar var ya Batanya ile barıştı o yüzden 1100 kişi geldi bize. Yoksa niye buraya gelsin 1100 kişi? Kral ne istiyorsun? Barış yapalım ne istiyorsun? Aa 119K'ya okeyim diyor. Al lan. Köpeğin olsun abi 119K. Keşke adamları verseydim biraz paradan kısıp. Esirleri bırakırdık. Neyse. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Tamam benim kale şimdi toparlandı. Bana acil Blendyalı birisi lazım. Sargot'tan falan bulabilir miyiz bakalım. Güzel. Bunlarla da barıştık. Şimdi olay şu. Gelişeceğiz. Gelişip abimize de birlik kurdurup ordu toplayıp şehir alacağız. Şehrimiz olduktan sonra bir krallık şey yaparız. Kerban mavzularını salla. Anda kimse yok. Ticaret. Var mı burada şey? Fırlatma hançeri. Azıcık demircilik yapacağım da. Hançer yok. Odun var mı? 3 tane. Ver. Demirciye bir gir. Az enerjimle bir kömür yapayım. Biraz bir şey yapalım şurada. Şimdi hedefim yine Blendia. Blendia dışında başkasına saldırmak gibi bir niyetim yok. Çünkü Batanya'ya saldırırsam Batanya'dan asker alamayız. Gerçi yok. Gene köylerinden toplarım da. Yani içerilerde çok rahat gezemem. O yüzden Blendia'ya dalacağım. Blendia'yı komple alıp sonra Batanya haritanın en batısından başlayıp doğuya doğru. Ala ala gideriz. Demirci'ye bir gir bakayım. Eritmeden 14 tane kabile fırlatma hançerimi eritmem lazım da elimizde loot var mı? Bir saniye dur. Hayır diyeyim. Şöyle yapalım. Ticaret. Lootları bir sat. Şimdi demirciye tekrar giriyoruz. Lan kilidini aç. Tek de erittim. Biraz dinlenelim. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. 172K paramız var. Ben şimdi bunu 500K yaparım burada. Salladım 500 yapamayız da. Bak buranın da şeyi. Aa bak.
İsyan çıkarsa Sargot'a çökerim. Sargot'a net çökerim isyan çıkarsa. Arada bir hana da bakayım da belki biri falan gelirse. En son dövdüğüm kılıç şu muydu? Bu ne? He, bu malzemeleri harcayayım diye dövdüğüm kılıç. Bizim döveceğimiz bu değil yalnız. Ah sıçtık. Bizim kılıcın ayarı kaçtı şimdi. Nerede o? Şöyle yapıyoruz. Tamam, çift elli kılıç. Açıklara geliyorsun. Buradan dördüncü seviye. Fulliyorsun. Bunu fullemiyordum galiba, tamam mı? Neyse. Bunu takıyorsun. Ablası neydi ki bunun? Dördüncü seviye bir şeydi de. Neydi acaba? Beşinci seviyede ölsen. Oo, bak çok şekil gözüktü ha. Lan yanlışlıkla belki şu an kullandığımdan daha iyi bir şey bile dövebilirim yani, hiç belli olmaz. Full 5. seviyede dövsem ben. Bak at şeyi var. Abzasında at işlemesi. Hatta balçağını da 5. seviyede dövelim. 5. seviyede çok bir şey yoktu da. Ya bu da çok çirkin oluyor ya. Yok abi, 4 olsun. Çok çirkin. Bak böyle çok şekil oldu mesela kılıç şu an. Bir döve bakayım bir tane. Üretilmiş. Normal oldu. Benimkiyle aynı mı lan statları? Dur bakayım bir. Kaç paradan gidiyor bu? 12K mı? Bu ucuz oldu ya. Benimkinden savurma hızı 5 yavaş. Kesicisi yüksek oldu baya. 1 santim uzun. Gerek yok. Sürekli dövdüğüm kılıcın şeyini unuttuğum için. Ayarlarını. Bunu geri eriteceğim. 12K az. 20K falan olması lazım. Eritmeden önce yine şunu bir seç bakayım. Şöyle yapalım. Kabzayı da 5 yapayım. Böyle olsun bari kabzası. 6 tane şey istiyor. Döv bakayım bir tane. Kör üretmesek belki bak bu güzel bir şey olabilirdi. Direkt erit ikisini de. Kör üretmesek bu harbiden güzel bir şey olabilir. Paslı oldu. Kör oldu. Biz malzemeyi yine bunlar edeceğiz gibi geldi bana ama doğrusunu dövmeye çalışırken. Usta işi yaptım. Usta işi dövdüm. Bir saniye. Dur bakayım. Kaç K ediyor? 21K. Benimkinden iyi mi? Savurma hızı 3 az. Silah hakimiyeti de düşük. Bir şey söyleyeyim mi? Boyunu çok uzun yaptık bence. Ben bunu ufak bir ayar çekip bunu düzeltelim. Usta işi 21K diyor. 6 tane parça harcadım. Bunun daha iyisini dövmek lazım ya. Ama şimdilik bunu satacağım. Aa, parası yok ki. Gerçi eksi 600 diyor. 600 az versin, bir şey olmaz. 20K'yı alalım da. Biraz dinlenelim. Abi şu iyi çeliği çok hızlı kasmam lazım benim. Acaba resetleyip de demircilikten şeye mi bastırmayacağım? Gerçi o zaman da. Peki dandik şeyleri dövsem. Usta işi yapsak güzel para etmez mi? Dandik kılıçlar. Bir de öyle deneyeyim. Mesela ham demirle dövme demir falan kullanayım. Yalnız ben burada takılırken demircilikte vakit geçmiyor gerçi. Beklerken geçiyor. Şöyle yapalım. Bunu bir seçeyim önce. Çift ele gelelim. Şimdi mesela 3. seviye olan ne istiyor? 3. seviye olunca çelik istiyor. Tamam, istesin çelik. 3. seviye olsun. 3. seviyede ne var şöyle işimize yarayacak? Çok da iyi bir şeyler yok aslında bu seviyede. Bak şunu mesela fullese. Her şeyi 3. seviye yapsak. Mesela 3. seviyeden buna ne gider? Buna bu gider ya da şu gider. Bunu fullle. Yine 3. seviye kabza. Şu mesela 7 tane şey harcıyor. 3. seviye kabza başı. Şu fena değil gibi. Bundan bir tane dövsem. Mesela kaç para ediyor bu? 6-7 bin ediyor gene. Güzel lan. Ben böyle dövüp dövüp satayım ya. 6 bine gene iyi para. Malzeme çok. Dövelim gitsin elimizden. 8 tane direkt demir istiyorsa. Başka bir şey istemiyor. Bunu ben arka arkaya döveyim.
10K parası var. Bir tanesini al. Böyle 6K 6K satarım ki. Şimdi buradan farklı bir şehire gideyim. Hem parası olan bir yere hem de hanını kontrol edebileceğim bir şehre. Ulan şurası da vardı. Benim şurada isyan çıkacak çünkü bu gidişle. İsyan çıkmasını istemem. Sadakatini arttırmam lazım bir an önce. Panayır alana basılıyordu gerçi. Yetişirse panayır alana. Gerçi 20'nin altına düşerse işte yapmayacak adamlar. Han'da biri var mı? Finlandiyalı biri lazım. Sen nerelisin? Sen olmazsın, sen geç. Demirciye gir bakayım. Enerji yok. Abi demirciliği hallederiz ya. Benim hızlıca bir adam bulmam lazım. Bizim şeyin yanına gidelim. Kalenin sadakati ne durumda şu an? Birlikleri salla. Tımarlardan kalenin sadakatine bakacağım. 20 sıçtık. Eksi de şu an muhtemelen yapı yapılmıyor zaten. Her şeyi iptal edip panayır şeyi basıp birazcık mutluluk kastırabilirim. Öyle yapacağım. Gideyim şu şehre de bakayım. Olmazsa kaleye dönüp işleri iptal edip festival yaptırayım. Biraz şeyi artsın sadakati. Ondan sonra yapı yaptırırız. Panayır alanını yapabilseydik birazcık toparlardı da. Bir tane Vilandiyalı bir ablacığım sen. Saraylı. Yok abi isyan çıkmadan ben gideyim. Buradan şeye bulalım. Yakında neresi var? Orta şeye bir uğrayayım. Çalmaris falan oraları gezelim. Pugio toplarız. Kaleyi yönet. Eksi 18. Abi işler iptal. Festival. Heh, artı 2'ye çıktı şimdi festivalden. Biraz bir toparlayın bakayım siz. Ben birazdan geleceğim. Finlandiyalı birini bulabilirsek. Hiç statları falan hiç önemli değil. Finlandiyalı olsa yeter. Artı bir oradan şey gelsin puan. Medeniyet. Valinin medeniyetinden. Yeter bana. De burada da full asaraylılar geziyor. Finlandiyalılar kuzeye mi gitti oğlum? Lagete'ye gidelim. Şeye bakacaktım. Kime geldi? Abimize. Oh. Nerede evde kalmış kadın varsa bize kitlemeye çalışıyorlar. Evlendirmiyor mu abimi ya? Bize savaşçı lazım, savaşçı. Asker değil lan. Bana gir bakayım, ham boş. Ticaretten az önce Pugio bakacaktım, unuttum. Burada da yokmuş. Buradan Maronat'ı kuşatıyorlar. Kim kuşatıyor bilmiyorum. Umurumda da değil artık. Rote'ye gidelim. Bir sorsa mıydım lan acaba? Neyse. Anca soraydık belki bulurdu ya. Finlandiyalı biri lazımdı bana sadece. Neye puan geldi? İzcilik. Düşman birliği takip ederken artı 2 yolculuk hızı. Her türlü daha mantıklı. Düşmanı hızlı yakalarız. Zaten kovalıyorsam. Abla Vilandiyalı gibisin sen. Vallahi Vilandiyalı bu değil mi? Vilandiyalı. Çok güzel, tamam. Gel ablacığım. Tamirci diyor bir de. Bunun mühendisliği falan iyidir bak ha. Gel abla gel. Asker şeyini açmadık değil mi lan? Yok daha yerimiz var ya. Yani bir asker de toplamak lazım. Çok seri hemen kaleye dönüyoruz. Dümdüz. Başlıyoruz kaleye. Kaleye gidelim. Şu ablayı direkt ben şey geçireyim oraya. Sadakati arttırsın birazcık. Panayır alanı yapıldığında zaten toparlar. Sonra milis bölgesiydi. Cart curt. Kaleyi de biraz geliştirdik mi? 150 garnizon yeter zaten. 150 de milis olsa 300 kişi gayet okey kale için. 190K paramız var. Demircilikten parayı her türlü kasarız. Onda da hiç sıkıntı yok. Şu şehre gider şimdi. Orada da bir demircilik yaparım. Gerçi bu bölüm değil artık. Bir sonraki bölümde de şu ablayı şuraya koyalım. Ne geldi lan gene gezerken? Vekillik. Birliğindeki yaralı askerlere ödeme yapmazsın. Yönetten yerleşkeye bağlı köylerde artı 20 Ocak artışı. Askerler bağışlamaktan kazanılan nüfus artar. Yönetten yerleşkede hızlandırılan projelerden gelen etki artı 20. Daha mı hızlı yapılacak yani? Sen bunu ver boş ver. Kaleyi yönet. Yeni valimiz. Buyur ablacığım. Ekipaşa artı 2.
Desem ki panayır alanını yapın. Eksiye iniyor mu? Şimdilik iptal et. Biraz daha artsın. Biraz daha artsın buranın şeyi. Sadakati. Biraz daha kendine gelsin. Ondan sonra hallederiz. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.